Türk milletinin ülküsünü temsil eden kutlu bir davanın fedakar erlerisiniz. Ölüm karşısında geri adım atmayan bir geçmişin vasiyetçilerisiniz. Ankara site yurdunda şerefsiz ellerce kurşulanan ilk şehidimiz Ruhi Kılıçkıran'dan 12 Eylül zalimliğinin cinayetine kurban giden Mustafa Pehlivanoğlu'na kadar bir sevdanın mukaddemesi kanla yazılmış bir destanın taraflarısınız. Diz kapakları matkapla delinip ayakları jiletle kesilen ve sonra da ciğerleri pompayla şişirilip pencereden atılarak şehit edilen Ertuğrul Dursun Önkuzu'nun dava arkadaşlarısınız. Sizler Türk milletinin ülkülerini, özlemlerini, hayallerini ve ihtişamını hem temsil ediyorsunuz hem de bunların hepsini damarlarınızda taşıyorsunuz. Sizler yapılan eziyetlerin, alçakça tertiplenen saldırıların, atılan iftiraların ve edilen ihanetlerin hesabını sormak için sabırsızlık gösteriyorsunuz. Yeri ve zamanı geldiğinde bunu yapmak da bizim için kutsal bir vazife ve emin olun şeref meselesidir. Biliniz ki dava arkadaşlarımıza kıyanları, onlara hakaret eden eş başkanları, dünya durdukça hatırımızdan çıkarmayacağız. Beddualarımızdan eksik etmeyeceğiz. Hakkın yerini bulmasını, haklının itiraf edilmesini, acımasızlıkların ve adiliklerin karşılıksız kalmamasını bekliyor ve doğal olarak istiyorsunuz. Bu yüzden korkmayan, çekinmeyen, yılmayan, yenilmeyen ve menkıbelerinden ödün vermeyen Türk gençliği buradadır. İmanın kölesi, inançların sırdaşı ve milli ilkelerin takipçisi Türk gençliği buradadır. Tertemiz alınlarıyla, pırlanta gibi parlayan gözleriyle ve açık bahlarıyla ülkücü gençlik bize vatan hediye eden Sultan Alparslan'ı anmak, vatanı esaretten kurtaran Mustafa Kemal'i hatırlamak ve Türk milliyetçiliğinin kutup yıldızı Başbuğ Türkeş'e niyazda bulunmak için buradadır. Yozlaşmanın korkulu rüyası, şirkin belalısı ve hain emellerin asla aşamayacağı ülkücü gençlik burada ve dimdik ayaktadır. Elbette heybetiyle ve dava aşkıyla dosta güven, düşmana korku salmaktadır. Hafızası kurumamış, vicdanı körleşmemiş, basireti bağlanmamış, idrakleri kapanmamış ve insaniyetleri kararmamış herkes bu söylediklerimi itiraf edecek ve kabullenecektir. Bizi anlamayanlar, elbette zulme ortak olanlardan ve zalimle işbirliği yapanlardan başkası değildir. Bu itibarla Bobçuların, içimizdeki Haçlıların,
Brükselcilerin, Erbilcilerin, Erivancıların, Washingtoncuların bizi tehdit olarak algılaması ve tanımlaması son derece normaldir. Kaldı ki bunun aksi olsaydı kendimizden şüphe duyar, endişeye kapılırdık. Kim ne yaparsa yapsın, hangi melanetin tarafı, hangi küresel oyunun figüranı olursa olsun, ülkücü hareket tıpkı dün olduğu gibi bugün de pislikleri temizlemeye hazırdır. Kumpasları alt üst etmeye, provokasyonları hazırlayanların başına geçirmeye vardır. Saldırıları püskürtmeye, hiyaneti yenmeye yeminlidir.